Bu senenin ilk yarısında Atmaca'nın, gemi savar füzemizin çok son yay atışını da başarıyla gerçekleştirdik ve seri üretimine de başladık. Bundan sonra kendi gemilerimizi inşallah kendi gemi savar füzelerimize donatacağız. Güdümlü Ancak, verme diyelim de denizciler şey yapmasın. Bize evet, bakmasın. Güdümlü vermemize donatacağız. İDEF'te sergileyecek olduğumuz değişiklik ise Atmaca'nın kara versiyonu. Atmaca'nın kara versiyonu, kara Atmaca, bir seyir füzesi arkadaşlar. Satıhtan satığa görev yapabilen, yine uzun menzilde hedefi noktası olarak vurabilme kabiliyetine sahip füzemiz. Atmaca'nın deniz versiyonundan farkı, infrared arayıcı başlığının bulunması, ayar arayıcı başlığının bulunması ve bu arayıcı başlıkta da kara hedeflerine, yine radar sistemlerine yakalanmadan angaje olma yeteneğini inşallah silahlı kuvvetlerimize kazandıracağız. İkinci sistemimiz ise Levent yakın hava savunma sistemi. Bunu da ilk defa İDEF'te sergileyeceğiz. Malumunuz bizim gemilerimizin üzerindeki yakın hava savunma sistemi genellikle REM ve SEA-REM ürünlerinden oluşuyor. Sungur füzemizin, portatif hava savunma füzemizin baz olarak alındığı, gemilerden yakın hava savunma desteği oluşturacak olan Levent sistemimizi ilk defa İDEF'te tanıtacağız. Levent'in iki versiyonu olacak. İlk versiyonunda sadece geminin üzerindeki elektrooptikler ve radarları kullanarak hedeflerini imha edecek. Ve ikinci versiyonunda da kendi bağımsız elektrooptik ve radar sistemleriyle angajman yeteneğini de kazanacak. Aynı zamanda mevcut Sungur füzesinin üzerinde de değişiklik yapacağız. Menzili uzatılacak ve RF arayıcı başlık, RF almaçlarıyla desteklenen hedefi daha sıkı şekilde takip edebilecek teknolojileri de üzerine ekleyeceğiz inşallah. Yine bildiğiniz gibi Akya ağır torpidomuz ilk defa İDEF'te bu sene sergilenecek. Akya aslında bizim denizaltılarımızın temel silahı olacak. Akya'nın da başarılı atışları hala devam ediyor. Bu sene sonunda da inşallah silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Akya'dan ilk versiyonlarını bu sene sonundan önce de silahlı kuvvetlerimizin kullanımı için teslim edeceğiz. Akya'ları malumunuz Gür denizaltımızda ilk defa fırlatıldı ve testleri de Marmara Denizi'nde hala devam ediyor. Yine hafif sınıf torpidomuz Orca torpidosu da burada sergileyeceğimiz ürünlerden bir tanesi olacak. Orca'nın Akya'dan farkı hava platformlarından da atılabilmesi ve denizaltılara angaje olabilme yeteneğine sahip olması. Bu da işte Seahawk gibi silahlı kuvvetlerimizin deniz kuvvetlerinin elindeki Meltem gibi uçaklarımızdan, hava araçlarımızdan denizde tespit edilen denizaltılara angaje olacak bir yetenek kazandırılmasını amaçlıyor. Hava kuvvetlerimiz için gerçekleştirdiğimiz projelere bakacak olursak, İDEF'te ilk defa sergileyeceğimiz Laçin silah sistemi olacak. Laçin malumunuz bizim Teber sisteminin gelişmiş versiyonu. Teber lazer güdümlü bir mühimmat. MK-82 bombalarını akıllı hale getirerek lazer güdümlü olarak hedefleri vurmasını sağlayan bir kitimiz. Laçin'i man in the loop, yani pilot tarafından yönlendirebilen, havada da herhangi bir şekilde manevra yaptırılabilen bir mühimmat haline getirdik. Şu anda hava kuvvetlerimizin F-16'sından bunların atışı başarıyla yapıldı. İDEF'te bunların sergilemesini yapacağız inşallah. Laçin'in temel özelliği man in the loop bir mühimmat olduğu için, yani pilotun mühimmat ayrıldıktan sonra mühimmatı kontrol etme yeteneğine sahip olması, mühimmatın özellikle sığınaklar, mağaralar ve geçitler gibi alanlarda son dakika hamleleriyle hedefi çok daha etkin bir şekilde vurmasına aslında olanak sağlayan bir sistem. Bu da inşallah Türk Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak bir teknoloji olacak. Yine yakın zamanda test ettiğimiz ve siz değerli basın arkadaşlarımıza da duyurduğumuz MAMT ürünümüz de ilk defa İDEF'te sergilenecek. MAMT yaklaşık 100 kilogram ağırlığıyla Akıncı ve başta büyük İHA'larımız, SİHA'larımız olmak üzere onlardan atılacak ve 30 kilometre yakın menziliyle özellikle hava savunma sistemlerini hedefleyen ve noktasal vuruş kabiliyetine sahip olan mühimmatımız olacak. MAMC ve MAML'nin abisi pozisyonunda inşallah bundan sonra operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz. Yine MAMT ile ilgili de sürprizlerimiz var. İlk versiyonu lazer güdümlü MAMT'nin. Ancak şu anda daha gelişmiş versiyonlar için çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu senenin sonuna doğru da onun da duyurusunu yapmayı planlıyoruz. Yine ilk defa sergileyeceğimiz Sungur portatif hava savunma sistemimiz olacak.
Sungur malumunuz olduğu üzere seri üretimine başladı. Silahlı kuvvetlerimize teslim edilmek için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Birçok başarılı atış gerçekleştirildi. Yakın hava savunma sistemi olarak hem portatif bir elimizin kullanabileceği büyüklükte hem de zırhlı araçların üzerine entegre edilerek platformdan atılabilecek bir teknoloji olarak şu anda halen kullanımda. Bu aslında İDEF'in sürprizlerinden bir tanesi de lazer güdümlü mini füzemiz. 1 kilometre menzilli, çok küçük mini füzelerimiz. Bu mini füzeleri bir sistem olarak İHA'ların üzerinden yine lazer güdümle atarak özellikle meskun mahal çatışmalarında özel kuvvetlerimize ve silahlı kuvvetlerimizin diğer unsurlarına noktasal hedef vurabilme kabiliyeti kazandırmış olacağız. İHA'nın üzerinde malumunuz denemeler yapılıyor. Güdümsüz füzeler kullanılıyor genelde, roketler kullanılıyor. Bizim sistemimizi diğerlerinden ayıran nokta, İHA'nın üzerinde yer alan lazer dezignatör aracılığıyla aslında noktasal olarak bir hedefi vurma kabiliyetini kazandırıyorsunuz. Füzelerimiz güdümlü füze ve 1 kilometreden herhangi bir hedefi imha etme yeteneğine sahip olacak. Bunu bütün bir sistem olarak Roketsan geliştirdi. Sadece füzesini değil, bütün sistem olarak silahlı kuvvetleri kullanımına inşallah sunacağız. Değerli arkadaşlar, geçen sene bu sene ve geçen senenin sonunda aslında Karabağ Savaşı'nda yaşamış olduğumuz sıkıntılar sırasında geliştirmiş olduğumuz bir füzemiz var. Malumunuz 230'luk füzelerimiz, güdüm sistemleri özellikle GPS ve koordinat bağımlıydı. Bunları lazer güdümlü hale getirdik ve çok başarılı bir şekilde ilk defa Azerbaycan ordusu tarafından kullanıldı, Karabağ Savaşı'nda kullanıldı ve çok başarılı sonuçlar alındı. Onu da ilk defa inşallah İDEF'te sergileyeceğiz. Aynı zamanda TRG 230'un küçüğü olan TRG 122'yi de lazer güdümlü hale getirdik. Bunları da inşallah İDEF'te sergileyip sizlerle paylaşacağız. Bir diğer ilk defa sergileyeceğimiz kabiliyetlerden bir diğeri de mesafe düzeltme kiti. 155'lik mühimmatlarımız var. Malumunuz fırtına obüslerinin kullandığı 155'lik mühimmatları. Üzerine takılacak olan sistemlerle mesafe düzeltmeleri yapılacak. 155'lik mermilerimizin atılan mühimmatların 50 metrelik bir cep içerisine daha etkin bir vuruş kabiliyetine düşmesi sağlanacak. Bu da şu anda üzerinde çalıştığımız ve silahlı kuvvetlerimiz için geliştirmeye devam ettiğimiz bir ürün. Bunu ileriki aşamalarda daha da geliştireceğiz. İlk başta bir mesafe düzeltme kiti olarak kullanıma sunulacak. Daha sonrasında da çok daha gelişmiş versiyonlarını inşallah silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunmuş olacağız. Aslında birçok sistemimiz var İDEF'te. Sizler de yarın inşallah göreceksiniz. Ancak bu sene ilk defa sunacak olduğumuz ürünlerimiz bunlar olacaklar.